Çorlu'muzun, sarayımızın, Marmara ilimizin, Haylabolu'muzun değerli belediye başkanları, bugün ev sahipliğinde bir araya geldiğimiz Muratlı ilçemizin belediye başkanı, saygıdeğer il milliyeti müdürümüz, büyükşehirimizin ve Tekirdağ ilimizin saygıdeğer bürokratları, partimin ve diğer siyasi partinin değerli ilçe başkanları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, genç arkadaşlarımız, sevgili öğrencilerimiz, değerli basın mensupları. Öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Efendim, halka hizmet etmek için yola çıkan insanlar bakımından en kutsal, en güzel hizmetlerden bir tanesi eğitime, çocuklara yapılan yatırımdır, hizmettir. Çünkü çocuklara hizmet ederseniz, yatırım yaparsanız, eğitime yatırım yaparsanız, geleceğinize yatırım yapmışsınız demektir. Geleceğinizi garanti altına, geleceğinizi teminat altına almışsınız demektir. İşte bugün Büyükşehir Belediye'miz de belki de en güzel, en anlamlı yatırımlarından bir tanesinin açılışını gerçekleştiriyor. Bu değerli Muratlı hemşehrilerim, bu şu ana kadar 11 ilçeye 11 okul projesinden 6.sının teslim edildiği proje. Büyükşehir Belediye'miz şu ana kadar 5 ilçemizin bir tanesi Muratlı'da spor salonu olmak üzere 5 ilçemizin projelerini bitirdi, hizmete sundu ve açılışlarını yaptı. Bugün içinde Muratlı ilçemizde şu an itibariyle öğrendim 450 öğrencimizin hizmet alacağı, eğitim hayatını sürdüreceği ilkokulun açılışını gerçekleştireceğiz. Açık söyleyeyim, ne büyük bir gurur, ne büyük bir mutluluk. Bir belediyenin asli görevi okul açmak olmayabilir. Bir belediyenin asli görevi bunlar olmayabilir. Ama belediye başkanı, milletvekili olsanız veya bir vatandaş olsanız, bir bürokrat olsanız da asli göreviniz vatana hizmet etmek, halka hizmet etmek, devlete, millete faydalı bir birey olmaktır. Dolayısıyla asli görev tanımlamanızın bile dışında eğer bir yerde eksiklik görüyorsanız, bir yerde bir ihtiyaç görüyorsanız, sizin görev tanımlamanıza bile girmemesine rağmen o konuda elinizi taşın altına koyup o hizmeti üretmeniz takdire şayandır, alkış gerektirir, tebrik gerektirir. Ben bu bağlamda Büyükşehir Belediye Başkanımızı, meclis üyelerimizi, saygıdeğer bürokratlarımızı kutluyorum. Kendileri asli görev tanımlamalarının da dışında çok önemli bir eksikliği giderecek işleri ifa ediyorlar. İşte bugün de bu okulumuzun açılışını yapıyoruz ve Milli Eğitim Bakanlığı'na devrini gerçekleştiriyoruz. Açık söyleyelim. Tekirdağ Belediyesi, sosyal demokrat belediyeciliğin temsil edildiği Türkiye'deki örnek noktalardan bir tanesi. İşte bu belediyecilik anlayışı içerisinde bizler, bu ekip, geleceğe yatırım yapmak, ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza, gençlerimize yatırım yapmak adına bu görevimizi ifa ediyoruz. Bundan sonra görev bu teslimin gerçekleştiği bakanlığımızdadır, Milli Eğitim Bakanlığımızdadır. Değerli hocam, İl Milli Eğitim Müdürümüz burada, Sayın Kaymakamımız burada. Biz şundan eminiz. Bu okulda öğrencilerimiz cumhuriyete, demokrasiye, laikliğe ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı nesiller yetiştirmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Bundan sonraki görev bu okulda genç nesilleri yetiştirecek öğretmenlerimizdedir. Bizim onların da kendi üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceğinden bir kuşkumuz yok. Ama tabii ki her bir bireyin de bir noktada denetim görevi vardır. Denetim görevini de ifa edecektir. Şunu söyleyelim. Muratlı ilçemiz bugün itibariyle çok önemli değerler yetiştirmiş bir kentimiz. İşte burada da bu binanın öncesinde yer alan ilkokuldan